Değerli misafirler, değerli panelistler, tekrar hoş geldiniz. Eğitimde bir adım ötesini konuşuyoruz. Öncelikle Belma Tuğrul hocama söz vermek istiyorum. Belma Tuğrul hocama söz vermek istiyorum. Kendisi gerçek bir oyun savunucusu. Öyle tarif etmek istiyorum sizi. Artık oyunların eğitimde çok fazla rol alması gerektiğiyle ilgili ciddi görüşleri var. Böyle anaokuluna bavulumla gittiğim zaman çocuklar ilk önce şey diyordu. Öğretmenim, seyahate mi gideceksiniz? Yok, içinde sürprizler var diyordum onlara. İçinde çocuklarla oynanacak çokça şey var. Şuradaki resimle başlamak istiyorum. Sorum şu. Oyun severler el kaldırsın diyorum. Çok güzel. Kaldırmışken, yok kalsın burada. Kaldırmışken bir şey yapalım. Nun okulları sizin için koltukların altına bir araba koymuş. Onları alır mısınız lütfen altında? Hemen altınızda. Hemen altınızda. Belki kenarda köşede. Araba. Evet, kenarda köşede olabilir. Son. Evet, harika. Şu arabaları bir görmek istiyorum. Şu arabaları. Kaldırın. Evet. Evet, herkese evet, var. Evet. Sürebildiğiniz kadar hızlı sürmenizi istiyorum. Evet, sürebildiğiniz kadar. Evet, gidebildiğiniz kadar uzak. Evet, harika. Çarpmayın ama birbirinize. Çarpmayın. Çok 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 güzel. Sesi var mı bu arabanın? Harika. Hiç. Harika. Yani hiçbir araba korna çalmadı. İyi yani. Evet, çok 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 iyi öğrenmişler. Bu yeni nesle güveniyorum zaten. Güzel. Ellerimiz havada. Ellerimiz yüreğimizde. Ellerimiz aklımızda. Bu el, yürek ve akıl üçü bir arada olduğu zaman çocuklar için çok yararlı şeyler oluyor. Hep beraber söylüyoruz. El, yürek, akıl. El, yürek, akıl. Evet, bu üçü hep beraber olduğunda çocuklar için çok etkili, faydalı sonuçlar görebiliyoruz. Ve bunların hepsi de oyunun içinde olan şeyler. Şimdi burada demek ki ortak bir yönümüz var. Ellerinizi güçlü bir şekilde kaldırdınız. Oyunun gücüne inanan ve gerçekten oyun karşısındaki engelleri kaldırmak için güçlü bir başlangıç yapmak üzere el ele olanlar hepsi bir arada. Bir de şimdi el ele tutuşmanızı istiyorum. Bu elleri çok iyi kullanmak lazım. Eller sadece yemek yemek için değil. Lütfen indirebilirsiniz. Eller çok şey yapmak için, dost olmak için, sevmek için, iyi şeyler yapmak için, anlaşmak için örneğin. Konuşamayan birisiyle, işaret diliyle konuşmak için, barış için. Bu elleri çok kullanmak gerekir. Bu eller oyun sırasında çocukların en çok kullandığı enstrümanlar, oradan yüreğe, oradan akıla giden mesajları içeriyor. Evet. Yalnız değiliz, dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde çocuklar bu dili biliyorlar. Oyun dilini biliyorlar. Nereye giderseniz gidin, çocuğun dilini bilmeniz gerekmez. Onunla konuşmaya başladığınızda, oyun diliyle konuşmaya başladığınızda her şeyi halledebiliyorsunuz. Ama bütün yollar çocuklara çıkıyor mu? Hayır. Ama çocukların bütün yolları oyuna çıkıyor. Bugünkü konuşmamın konusu bu. Çocuklukta bütün yollar oyuna çıkıyor. Ama maalesef bazı çocukların yolları oyuna çıkmıyor. Burada engeller var ama gördüğünüz üzere karikatürlerdeki, onlar karikatürlerde kalsın istiyoruz hepimiz, öyle değil mi? Gerçekte olsun istemiyoruz onları. Onlar ne hangi koşulda olurlarsa olsun oyun oynamaya devam ediyorlar. Ama önce kendimi size tanıtmak istiyorum ama öyle tanıtmak istiyorum ki konuyla bağlama olsun istiyorum. Bugün dolu dolu dop dolu 21.133 günlüğüm. Google'a sorunca kaç günlüğüm diye size çıkartıyor. Yani 58 demek az geldi bana. Yani böyle azmış gibi ama 21.133 gün oynamışım. Bu nasıl bir şey? Oyunun tarihi çok eski. Doğduğumuz andan itibaren farklı yapılarla oyun oynamaya devam ediyoruz. Siz de hesaplayın kaç gündür oyun oynadığınızı. Dört kardeşim, kardeşlerimle oyun oynadım. Onlarla etkileşimden çok şey öğrendim.
Akademik kariyerimde ilk kez doktor master tezimi 86'da oyunla yapmaya başladım. O gündür, bugündür profesyonel anlamda da oyunla ilgileniyorum. 5000'de noktalar var, dikkat ederseniz. 5000'den fazla çocuğun öğretmeni oldum. Bir anaokulu profesörüyüm. Ne öğrendiysem hocalarımdan öğrendim, kitaplardan ama çocuklardan çok şey öğrendim. 5000'den fazla çocuğun öğretmenliğini yaparak zengin bir görünüşe sahibim. Gördüğünüz gibi değil mi? Karşıdan kesinlikle zengin görünüyorum. Dur, bavulumu da düşünürseniz. Evet, çocuklar bizi zenginle, çocuklar bizi zenginleştiriyor. Evet, onlarla çok oyunlar oynadım. Evlatlarımla oyunlar oynadım. Onlar 25 yaşında ve 21 yaşındalar. Nasıl bir çerçevede bunu size sunmak istiyorum? Aslında hepimizin bir oyun geçmişi var. Şu anda hiçbiriniz okul öncesi eğitimcisi olmasanız dahi herkes buraya gelmeden önce çocuktu. Öyle mi? Hepimizin özgeçmişi farklı olabilir ama oyun özgeçmişi hepimizin cebinde, kalbinde ve aklında bir yerde var. Dolayısıyla ben biraz onları kurcalamak istiyorum. Burada gördüğünüz üzere çocukların oyunlarını anlarsanız onların öykülerinden ailelerin öykülerini anlarsınız. Buradaki birbirini kovalayan çocuklar eşi, karı kocayı taklit ediyorlar oyunlarında. Yan taraftaki karı kötürü de zaten açıklamama gerek yok. Çocuklar evlerinde yaşadıkları ya da yaşamadıklarını okulda ya da farklı ortamlarda oyun senaryoları içerisinde bize yansıtıyorlar. Bazı oyun sohbetlerinden size bahsetmek istiyorum. Hepsini söylemeyeceğim ama buradaki ifadeleri lütfen siz kendiniz okuyun. Bunlardan bir tanesi, örneğin biraz da sen öl. Sonra bir tane de siz istediğinizi anlatmak isterim. Çocukları gözlemliyorum. Çocuklardan birisi yerde yatıyor. Oyun oynuyorlar. Ve ona diyorlar ki sen ölüsün, hareket etme. Tabii çocuk bu, hareket etmesi gerekiyor. Biraz sonra hayır diyorlar, sen ölüsün, hareket etme. Diyorlar. Çocuğa yine hareket ediyor. Sonra sinirlendi, kalktı, dedi ki biraz da siz ölün dedi. Çocuklar böyle algılıyorlar dünyayı. Farklı düşünüyorlar, yanlış düşünmüyorlar. Hocamız Mavi Göz'de bir örnek verdi. Hemen size burada anlatmayı planlamadığım bir şey söylemezsem içimde kalacak, söylemem gerekiyor. Çocuklara dedim ki size çok komik bir şey söyleyeceğim ama gülmek yok. Kesinlikle gülmeyeceksiniz ama istiyorum ki gülsünler. Kesin gülmeyeceksiniz. Bak, ama bak gülmek yok diyor. Ama kıkırdamaya başladılar. Ben küçükken dedim. O zaman zaten benim küçük olma ihtimalimi hiç düşünmüyorlar. Öğretmen olarak doğduğumu düşündükleri için. Ben küçükken mavi gözlülerin herkesin her şeyi mavi gördüğünü zannediyordum dedim. Bir güldüler. Bir tane çocuk geldi ama kalbimi kırmadı. Yani herkesin içinde söylemedi. Geldi gözümün içine baktı. Belma öğretmenim, senin gözlerin kahverengi, öyle olmadığını anlamadın mı dedi bana. İşte böyle çocuklarla çalışıyoruz. Onlar bizim çok önümüzde. Biz böyle çok eski çağların yöntemleriyle onlara ulaşmaya çalışırsak olmaz. Onların dili, oyun dili, onunla uğraşmamız gerekecek. Kraliçeyi anlatayım size. Amerika'da böyle bir süre öğretmenlik yaptığımda bir çocuk Ryan dedi ki Miss Belma, kraliçe olmayı düşünüyor musun dedi bana. İşte dedim ya, beni anladılar yani. Benim kraliçe olma halimi anladı mı çocuk? Evcilik oynuyoruz. Ama orada rollerle bir karışıklık var. Bir türlü rolleri paylaşamıyorlar. Ama beni kraliçe yaparlarsa kavga çıkmayacak orada. Ben de bunun üzerine dedim ki peki sen kral olmayı düşünüyor musun dedim. Ona bana şöyle bir cevap verdi. Olur mu öyle şey? Böyle şeyler yaşlanınca oluyor dedi. Yani o kadar, yani saltanatım o kadar sürdü. Evet, şimdi evet. Bu gençlik alkışı. Evet. Bir tane daha anlatayım. Hangisini istiyorsanız? Bir tane, evet. Söyleyin. Ağlamak yasak. Buradaki ağlamak yasak. Öğretmenim onu oynamadığım için üzülüyor musun? İşin bittiyse oyunumuza başlayalım mı öğretmenim? Kes sesini dedim sana, çabuk odana git, çıt çıkartmayan çocuk ol. Bunların
Ben çocuklarla oynarken, çocukları izlerken çocukların sözleri bunlar. Ağlamak yasak diyor bir çocuk öbür çocuğa. Bir çocuk ağlamak yasak diye kendi kendine söylemiş olabilir mi? Duydu bir yerden. O yüzden çocukların oyunları hoş ve boş zaman geçirdikleri değil, bizim onları tanımamız için gereken önemli bir şey, tanıma aracı olarak düşünebilirsiniz. Bu benim babacığımla anneciğimin nurlar içinde yatsınlar, onlarla olan hikayem. Ben bir asker çocuğuyum ve babama kahve yaptım. Babam kitabını okuyordu kenarda bir yerde. Evcilik oynuyorum kendi kendime. Babacığıma kahveyi götürdüm. Babam hiç ilgilenmedi benim kahvemle. Ben de kendi kendime küstüm. 5-6 yaşındaydım. Gittim biraz sonra kahvemi geri almak istedim. Babam şöyle gözlüklerini indirdi. Daha bitmedi ki dedi. Bitince ben sana haber veririm. Benimle meğersem oynuyormuş. Diğer hikaye, anacığımın hikayesi. Çocuklar bebeklerimizi yıkıyorduk. 4 kız kardeş bize şöyle söyledi. Hiç unutmuyorum. İzin vermiş yani bizim bebeklerimizi yıkamamızı. Aman dikkat edin gözüne sabun kaçmasın. İşte hepimizin bir hikayesi var. Lütfen hikayelerinizi hatırlayın. Neler oynadığınız ve bu oyunlarda size nasıl yeşil ışıklar yakıldı ya da nasıl kırmızı ışıklar yakıldı. Bu diyaloğu çok önemsiyorum. Aynen okumak istiyorum. Bir çocukla olan bir diyaloğum. Ben diyorum ki okulda neler oynuyorsun? Biz oyun oynamıyoruz. Küçükler oyunu oynuyor. 5 yaşında bu çocuk. Küçükler oyunu oynuyor. Biz artık okul grubuyuz. Peki oyun oynamıyorsanız ne yapıyorsunuz? Çocuk, ders. Bizim işimiz çok. Derslerimizi yetiştirmemiz gerekli. Hem de çok lazım. Aynen ifadeler. Asıl okula başlayacağız ya ondan. Ben, peki bu derslerle aran nasıl? Seviyor musun ders çalışmayı? Sevmek lazım tabii. Ama dersler çok zor. Aslında biz anaokulundan onlar bunda çok yoruluyoruz. Küçükken hep oyun oynardık. Çocuk kaç yaşında? 5. Küçükken hep oyun oynardık, büyüyünce dersler geldi sıraya. Anladım ben seni, anladım ben seni. Sen büyüdüğünü düşünüyorsun ve artık ilkokula başlamak istiyorsun. Evet, ben artık büyüdüm, ilkokula başlayacağım. Orada teneffüs var ve biz arkadaşlarla plan yaptık, teneffüste oyun oynayacağız. Ne diyorsunuz? Çok acı, çok acı. 5 yaşındaki çocuk bunu hissediyorsa. Öbürü bir velimizin Hacettepe Üniversitesi Anaokulu'na çocuğunu vermek isteyip vazgeçme süreciyle ilgili hikaye. Geldi velimiz dedi ki ben okulunuzu gezebilir miyim? Buyurun. Biraz okulu gözlemleyebilir miyiz? Buyurun. Öğlene kadar gözlemledi. Biz artık kayıt alacağımızı düşünüyoruz. Burası üniversite okulu. Akademik bir hocamız geldi. Dedi ki, okulunuz çok güzel ama dedi, şu ifadeyi kullandı. Bir dakika. Ben ciddi bir okul istiyorum. Gerçek okul istiyorum. Ben çünkü öğretmenlerle konuştum. Öğretmenler dedi ki, biz burada oyun oynuyoruz, oyunla eğitim yapıyoruz. Yok dedi, oyuna doydu doyacağı kadar. Biz gerçek okul istiyoruz. Öğretmenler böyle mi söyledi dedim ben. Evet, yani aynen böyle mi söylediler? Ay, yanlış anlaşılmasın dedi. Yani öğretmenlerin başına bir dert gelsin istemiyorum. Yani hani belki ben yanlış anlamışımdır. Ben kendisine şöyle söyledim. Yani gerçekten öğretmenler size burada oyunla eğitim yapıyor dediler mi? Yani ama lütfen, tamam dedim, siz gittikten sonra öğretmenlerimi kucaklayacağım da bu kadar yapmak istediğimiz işi güzel anlattılar. Şimdi bizim dilimiz başka, velilerin dili başka. Onlar diyor ki oyuna doydu artık. Biz diyoruz ki oyuna doyulmaz. Çocuklar her zaman, her koşulda oyun oynuyorlar. Bakın şimdi resimlere. Oyun oynuyor, çalışıyor. Çocuklar her yeri, her şeyi oyuna dönüştürebiliyorlar. Fakat biz onların oyunlarını ciddiye almadığımız için, onların oyun sürecinden ne kadar yararlandıklarını anlayamadığımız için oyuna yeteri kadar değer veremiyoruz belki. Bu koşullarda oynamasını onaylamıyoruz ama özellikle kışkırtıcı olması için bu resimleri seçtim ve oyun çocuğun çatışmalarını yumuşattığı, kendisini iyileştirdiği, kendisine iyi baktığı bir yer. Ve çocuklar buradaki riskleri farkına varacak halde değiller. Çünkü haz onun önüne geçiyor.
gördüğünüz gibi. İlerliyorum. Evet. Çocukları bu mutlu ediyor. Her şey var ve hatta bazı ailelerin çocuklarının oyun katı var. Öyle mi? Oyun oynamak için alanları var. Çocuklar anne babalarının eşyalarıyla oynamak istiyorlar. Belki dokunmak istiyorlardır. Belki daha fazla zaman geçirmek istiyorlardır. Çocuklar böyle çerçöp dediğimiz şeyle oynamak istiyorlar. Belki gerçekten doğadaki o sıcaklığı, o doğanın güvenliğini, doğanın zenginliğinden yararlanmak istiyorlardır. Çocuğun düşündeki her şey, her şey. Bizim onlara verdiğimiz, profesyonel olarak verdiğimiz materyallerin dışındaki her şey çocuk için bir oyun materyali. O yüzden çocuklar her şeyle oynarlar. Demek ki her şeyde öğrenirler. Örneğin bakın buraya. Tabii teknolojik gelişmelerden bahsettiğimiz bu 21. yüzyılda bir çocuğu bu ne kadar heyecanlandırır diyebilirsiniz ama bu bulaşıcı bir şey. Çocuklar bunlardan kesinlikle etkileniyorlar. O da olabilir ama çocuğun bundan o küçücük şeyden, küçücük kartondan zevk almayı bilmesi, gerçekten kendisini oyalamak için kendi üreticiliğini göstermiş olması çok önemli bir şey. Yani yokluktan varlık yaratıyor. Çocuk yaratıcı zaten. Öyle mi? Buradaki gibi. Evet. Ya da buradaki gibi. Ya da buradaki gibi. Tamamıyla oyuncak dışında düşündüğümüz materyalleri çocuklar bir araya getiriyorlar ve inanılmaz tasarımlar yapıyorlar. Bunları yapa yapa neyi öğreniyor çocuklar biliyor musunuz? Tüketmeyi değil, üretmeyi, atmadan önce düşün. Bundan başka ne olabilir? Bunu düşünüyor çocuklar. Oyun çocuğun özgürlük alanı, kim demiş sadece kağıda resim yapılır diye. Her yere yapıyor. Yok mu başka bulacak yer? Evet, bulamadı çocuklar başka bir yer. Oyun çocuğun barış dili. Buradaki fotoğraf ödüllü bir fotoğraf. Bizim Türk örf adetlerimizde biliyorsunuz şeyler var. Eve girerken ayakkabılar çıkılır, camlarımızın kenarına çiçekler konur. Burada kendisiyle bir evcik yapmış. Yukarıda bombalar atılıyor. Evine bombalar gelmesin diye evini koruyor. Çocuk kendi savunma alanını çizmiş burada. Evet. Oyunda neler var? Ahçılar var. Gelecek oyunda, gelecek oyunda müzisyenler çıkıyor burada. Gelecek oyunda sanatçılar, mimarlar, doktor, hemşireler, öğretmenler, sporcular, bilim insanları. Gelecek oyunda. Sözün özü, oyun çocuğun hayatı. Ama maalesef günümüzde böyle değil. Günümüzde oyun risk altında. Neler var risk altında olan? Bunlar var. Evet. Çocukları bundan bağımsız tutamıyoruz ama gerçekten anaokuluna başlayan bir çocuğumuzunla olan diyaloğumu söylemek isterim. Konuşuyoruz. Ben dedi evi çok özlüyorum. Evde en çok neyi özlüyorsun, kimi özlüyorsun dedim. Genellikle çocuklar okula başladıklarında ya kardeşleri ya annelerini özlerler. Bir çocuk tabletini özlüyorsa o orada büyük bir sıkıntı var. Evet, 58 yaşındayım, hani 21.133 günlüğüm. Giderek o kadar yıllık 5.000 tane çocukla çalıştım. Çocukların özledikleri şeyler değişti. Bir çocuk nasıl anasını, babasını, kardeşini, evde yeni doğum yapmış olan kardeşini kıskanmayı unutup tabletini özler? O zaman bunu düşünmek lazım. Tableti de kullansın ama eğer ki duygusal seviyede böyle bir bağlılık geliştiriyorsa ki biz buna bağlılık demiyoruz artık, bağımlılık diyoruz, tehlikeli. Evet, oyunun karşısındaki engeller şu. Kaçırabilirler, güvenlikli değildir vesaire vesaire. Bir de şöylelerimiz var. Oyunun karşısındaki engeller. Tanıyor musunuz çocuğu? Şu anne babayı tanıyor musunuz? Bu salonda yoktur ama 68 ilde konferanslar verdim ve orada bunlardan çok gördüm. Yani nasıl kişiler bunlar? İşlerini, meşguliyetlerini öncelikleri olarak koymuşlar. Çocuk diyor ki gör beni diyor. Neden çekiniyorum biliyor musunuz? Bu neslin hani X, Y, Z kuşaklarından bahsediliyor ya. Ben diyorum ki şimdiki çocuklar oyun oynamadan büyüyorlar ya. Onlar da ana baba olacaklar. Oyun oynamadan büyüyen çocukların ana babalığını merak ediyorum. O yüzden gerçekten çocukların oyun oynama haklarıyla ilgili çok ciddi tedbirleri almak durumundayız. Ve şöyle anne babalarımız var. Muhtemel burada yoktur ama mükemmelliyetçi.
çocuğunun en olmasını isteyen, hiç hata yapmasını istemeyen ve gerçekten oyun oynamayı akademik öğrenmelerinin karşısındaki bir engel olarak düşünen anne babalar var. Çocuğun işi oyun. Anne babanın işi diyor ki yavrum seni şuraya gitmen gerekir diyor. Çocukluğunu çalıyor yani. Bizim yapmamız gereken çocukların oyun oynama haklarına sahip olmak, onlar için uygun ortamlar oluşturmak. O yüzden oyun seferberliği yapmak durumundayız. Seferberlik yapacağız. Bu da başka bir seferberlik. Şöyle bir seferberlik. Demek ki bu seferberlik için yapacağımız şey oyun dilini çözmek. Oyun okur yazarı olmak. Ne demek oyun okur yazarı? Çocuğun oynadığı oyunun anlamını anlamak, oyuna olan gereksinimini anlamak. Bakın lütfen yukarıdaki resme. Burası ne halde diyor anne, baba ya da öğretmen. O da diyor ki işte orada dinozorlar var, aslanlar var, oradaki kafaları gördün mü diyor. Biz ona dağınıklık diyoruz. O çocuk diyor ki burada bir efsane var diyor. Demek ki bizim anne ve babalar ve öğretmenler olarak oyuna bakış açımızı bir gözden geçirmemiz gerekir. Hep beraber bunu okumak istiyorum. Bütün salon hep birlikte okuyoruz. Hazır mıyız? Ben üç deyince okumaya başlayacağız. Hazır mıyız? Bir, iki, beş, sekiz, yetmiş, altmış beş, üç. Yüksek sesle. Yani oynama diyoruz ha çocuğa. Oynama diyoruz. Evet. Tabii ki de oyunlar değişti. Değişti. Zaman değişti. Ama değişmeyen ne var biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Oyuna olan ihtiyaç değişmedi. Oyun tabii ki değişti. Onun için bizim bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Neye ihtiyacımız var? Belki başka okullara ihtiyacımız var. Başka okullara ihtiyacımız var. Bu okullar çocukları böyle kendine yabancılaştıran okullar değil. Duygularını, zihinlerini zenginleştiren oyun dostu okullara ihtiyacımız var. Belki başka derslere ihtiyacımız var. Öyle mi? Gerçekten kızım Amerika'da liseyi bitirdiğinde normal vasat bir okulda yani vasat bir öğrenciydi. Gittiği zaman öyküye dediler ki sen ne kadar çok şey biliyorsun. O kadar çok şey öğrenmiş ki çocuk oraya gittiğinde. Hangi derslere eksikti biliyor musunuz? Sanat, trafik, spor dersi. Bir de bir dersi daha eksikti. Fizik, kimya, matematik hepsinde çocuk çok üst noktalarda. O kadar çok şey öğretiyoruz ki sayın hocamın dediği gibi belki öğreteceğimiz şeylerin ne olacağını gerçekten öğretip öğretmeyeceğimize karar vermek lazım. Başka derslere ihtiyaç var ve başka sınıflara, başka dizaynlara ve başka teneffüslere oyun oynayacakları. Gerçekten çocukların oyun dostu sınıflara, oyun dostu teneffüslere ihtiyaç ve belki çocuklarıyla, yürekleriyle dinleyecek oyun dostu öğretmenlere ihtiyaç var. Başka bahçelere ihtiyaç var. Evet, 3 slaytım kaldı. Çok yüksek sesle bunu yürekten okuyarak konuşmamı tamamlamama yardımcı olmanızı rica ediyorum. Hazır mıyız? 3 deyince. 1, 2, 3. Bu nasıl bir olmaz? Bu nasıl sevme der gibi? Evet, sevin, sevin, sevin. Böyle istiyorum. Evet, hep beraber. Evet, panelistler de gelmedi mi sesim? Siz neden söylemiyorsunuz? Evet, evet, hep beraber. Bir, iki, üç, evet. Yazın, 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 yıllar sonra ne kadar renkli, zengin bir hayat geçirdiğinizi hatırlamak için öğretmenlik anılarınızı yazın. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani herkes ayrı yerden ortak bir iş yapıyoruz. Yani bu demek ki biz çok önemli şeyler yapabilecek bir grubuz. Evet, okuyoruz. Evet, kırmızı deyince okumaya başlıyorsunuz. Yeşil, mavi, sarı, mor, siyah, gri, kırmızı. Okuyun, okuyun dünyayı, kendinizi keşfetmek, zenginleştirmek, yaşınızla yapmak için okuyun. Evet, bir de sırrım var. Bunu böyle karıştırınca
tutkuyu, coşkuyu, vizyonu, umutu, yaratıcılığı, merakı, yürek, akıl, vicdan. Gerçekten çocuk dostu ebeveyn, çocuk dostu öğretmen olmuş oluyoruz. Çocuk dostu ebeveynliğiniz ve öğretmenliğiniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Oyunsuz kalmayın. Sağ olun. Evet. Bu da her öğretmenin bir oyun bavulu olsun diye getirdiğim bir şeydi. Çok teşekkür ederim.